kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Yusuf Öğün, karşınızda. Yeni bir videoda beraberim. Bugün uzun süredir yapmak istediğim bir videoyu yapıyorum. İnsanlar bu oyunu oynadığım yılların hepsinde ya bana bir yerden rune gösterdiler ya da bana rune sordular abi. Çok nadiren insanların kendi rune'ünü yapmaya çalıştığını gördüm. Ve şunu da söyleyeyim. Bununla ilgili yanlış olan herhangi bir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izlediğinizde eğer doğru düzgün açıklayabilirsem kendi rününüzü yapmayı öğreneceksiniz aslında. Bu noktadan sonra gidip yine de başkasının rününü de kullanabilirsin. En azından nasıl bir şey olduğunu görün diye çektiğim bir video aslında. Zor bir şey değil çünkü kesinlikle. Sadece insanlar hiç öğrenmedikleri için bunu çok zor zannediyorlar. Ben şimdi ne kadar kolay olduğunu göstereceğim abi. Olayımız şu. Öncelikle ne oynadığınızı biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bu çok önemli bir soru. Oynadığınız karakter hakkında hiçbir fikriniz yoksa kendiniz rune dizmeniz çok iyi bir fikir olmaz. Ama karakteri daha önce oynamayıp uzaktan falan gördüyseniz o zaman belki deneyebiliriz abi. Karakteri biliyorsanız zaten çok daha kolay olacak ama süreç. Evet, öncelikle karakterinizin klasının farkında olmanız gerekiyor. Bu klasları ben şu şekilde değerlendiriyorum abi. Öncelikle ADC'ler, yani bunlar nişancılar. Ondan sonra yakıncılar. Yakıncılar burada ikiye ayrılıyor. Dövüşçüler ve düz vuruşçular olarak. Onların ikisine de ayrı ayrı bakacağız. Ondan sonra büyücülerimiz var abi. Büyücülerin içinde de dürtme büyücüleri var. Assassin büyücüler var. Ve devamlı hasar büyücüleri var. Ondan sonra tanklarımız var abi. Tankların içinde de support tanklar ve tanklar diyeceğim. Top lane'de oynayan asıl tanklar var. Son olarak da supportların fantezi rünleri var. Supportların fantezi rünlerine gelmeden önce aynı zamanda suikastçı klasımız da var. Onu söyledim mi bilmiyorum. Şimdi bunların hepsine teker teker bakacağız abi. Bu klasların nerelere gittiğini en çok onları söyleyeceğim. Şampiyonunuzun ayrı bir interaksiyonu yoksa belirli bir skill'le, o zaman genelde bu klasın içindeki şampiyonlar bu rünü tercih ediyor diye göstereceğim size. O rünü tercih etmelerinin de aslında bariz bir sebebi olacak genelde. O yüzden başlayalım abi. Öncelikle nişancılarla başlayacağım ben. Çünkü bence nişancılar en dümdüz rünü seçen klaslardan bir tanesi. Nişancılar en çok sarı olanı seçiyor abi. Precision. Ben bunları renklerle düşünüyorum. İsimlerini İngilizce Türkçe çevirmeye gerek yok. Sarı, kırmızı, mavi diyorum buna genelde. Yeşil ve bu renk. Gri midir, açık mavi midir neyse. Bunu support rune olarak şey yapacağız zaten. Onun dışındakiler mavi, yeşil, kırmızı ve sarı abi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. ADC'ler, nişancılar ve dövüşçüler sarı olanı alıyor. Bu şekilde. Sarı olana girdiğinizde şimdi sadece ana rünlerden bahsediyorduk şu anda diye düşünen olabilir. Sadece ana rünlerden bahsetmiyorum. Bunun altındaki rünler de bu şekilde. Ama tabii ki herkesin bir ikinci rünü oluyor. Ve bu ikinci rünler her zaman klasınızla tam olarak eşleşmiyormuş gibi görünebilir. Aslında eşleşiyor. Göstereceğim onu şimdi abi. Şimdi düşünelim, siz bir nişancı oynuyorsunuz. Nişancı adamın alabileceği şeyler buradaki şu ilk 3 şey. Yenilmez genelde tercih edilmiyor nişancılarda. Uzakçılar için bir güçsüz bir versiyonunu kullanabildiğin için sadece. O yüzden genelde bu üçü kullanılır. Bu üçünden en OP olanı Lethal Tempo şu anda. Ondan sonra Press the Attack. Ondan sonra da Fleet Footwork. Fleet Footwork'e sizin karakteriniz arka planda durup koridoru kendi karakteri sayesinde kazanabiliyorsa alıyorsunuz. Caitlyn alıyor bunu bazen, bazen Jhin alıyor. Başka şampiyonlarda da alındığını görüyorsunuz. Fleet Footwork oyunun daha böyle sustain, bedava sustain veren nadir ürünlerinden biri. O yüzden başka şampiyonlarda da bazen tercih edilebiliyor. Daha çok şu ama koridoru kaybetmeyip koridorun içinde durmayı tercih eden şampiyonları alıyorsunuz bunu. Nara da alıyorsunuz mesela. Tamam, Lethal Tempo hakkında bahsettik zaten. Oyunun en güçlü ürünü şu anda. Eğer herhangi bir düz vuruş pasifiniz varsa veya atak speed'i güzel kullanan bir şampiyonsanız bunu alıp tarayabiliyorsunuz abi şu anda ve genelde kazanıyorsunuz. Son olarak Prestige Attack. Prestige Attack'e şöyle diyeyim, düz vuruş resetiniz varsa bu ürünü açmanız çok daha kolay oluyor. Atıyorum işte Camille'seniz veya mesela Pantheon'sanız rünün etkileştiği bazı çok iyi şampiyonlar var.
Ama onun dışında 3 vuruşluk düz vuruş pasifleri bu oyunda çok fazla var. 3 vuruşluk pasifler aslında. Kindred için de mesela bu güzel bir ürün oluyor o yüzden. Bir sürü şampiyon da çalışıyor abi. 3 vuruştan sonra 3. vuruşunuzda bir patlama oluyor. O patlama hasarının yanı sıra ondan sonra aldığı tüm hasar da artıyor. O yüzden bu aslında sadece ana hasar taşıyıcısının alacağı bir şey de değil. Support Pantheon'da oynuyorsanız bunu almanız lazım. Çünkü mesela hasarı artırıyor genel. Sizin hasarınız değil, tüm hasarı artırıyor adama gelen. Güzel bir ürün, gayet güzel bir ürün. Şu an olduğundan daha çok bile kullanılabilir. Bu hasarı açma birisini başka çok fazla şeyde olan bir şey değil çünkü. Sarı kısım bu şekilde. Şimdi şöyle düşünelim. Jhin oynuyoruz diye düşünelim, tamam mı? Fleet Footwork aldık sarı oyuncudan. Ana ürün olarak. Bunu biliyoruz çünkü Jhin koridoru ezip arka planda duran sakin bir şampiyon. Ondan sonra da hangi ürünü almamız gerekir diye bakıyoruz. Overheal genelde çok tercih edilen bir ürün değil. Overheal'ı daha böyle Warwick'sen, Mordekaiser'sen, kitinde seni gereğinden fazla iyileştiren şeyler varsa alman gerekiyor. Kanos Samış'ı gerçekten çıkamıyor olman lazım bir de. Öyle bir mevzu da var. Nilaha da belki alınabilir bu arada bu. Sonrasında Zafer en dümdüz alınabilecek şey. Dövüşçü de olsan, ADC de olsan bunu aldığında sana kimse niye Zafer aldın demez. Oyunun en böyle düşünmeden alınabilecek ürünlerinden biri. Hiçbir şey bilmiyorsanız bunu alın. Ürünler içinde hiçbir şey bilmiyorsanız bence Lethal Tempo alabilirsiniz. Jhin'i almayın tabii ki bunu da. Onun dışındaki tüm ADC'ler de az çok çalışır diye düşünüyorum. Ondan sonra da mana verme ürünü var. Ben genelde Jhin'e bunu alıyorum. Ama Jhin'e bunu almanızda da herhangi bir problem olmaz. O yüzden bunu alalım. Şampiyonunuz mana ile çok iyi çalışıyorsa bunu alabilirsiniz. Jhin için bu bir gereksinim değil. Benim tercihen aldığım bir şey. Zafer alabilirsiniz abi, sıkıntı yok. Ondan sonra herhangi bir ADC için genelde bu daha iyi bir seçim olur. Herhangi bir dövüşçü için ise bu daha iyi bir seçim olur. Dövüşçülere birazdan geleceğiz ama onları ayrı konuşuruz. Lifesteal ürünü bayağı bir nerf yedi. Bunu artık tercih etmenizi çok tavsiye etmiyorum o yüzden. Attack speed alalım abi biz. Ama şöyle bir durum var. Jhin oynuyoruz. Jhin burada bir edge case. Jhin farklı bir duruma gidiyor. Jhin'de muhtemelen Lifesteal almanız daha iyi olur. Hala nerflü hali olduğunu söyleyeyim. Sıvışma bile alabilirsiniz isterseniz de. Attack speed almanızı çok tavsiye etmiyorum Jhin'e. Attack speed ürünü Jhin'e diğerlerine verdiği kadar çok şey vermiyor. Son olarak Last Stand, Cutdown ve Coup de Grâce. Kled rune'u yapıyorsanız Last Stand alabilirsiniz burada. Last Stand aslında sizin şöyle bir testten geçirebilirsiniz. Bunu biliyorsanız bu soruyu da cevaplarsınız. Bu şampiyon Guardian Angel alıp, yani melek alıp canlandığında bir şekilde savaşıp oradan çıkabiliyorsa Last Stand almanız okey. Eğer bunu yapamıyorsa, yani wake-up'ı yoksa karakterin, Last Stand almanızı çok tavsiye etmiyorum. Kled'in senaryosunda da iniyorsun bineğinden, savaşıyorsun birazcık daha, bineğini geri alıyorsun, yeniden iniyorsun, savaşmaya devam ediyorsun, melekle yeniden doğuyorsun, yeniden savaşıyorsun falan. Kled bu işleri çok seven bir şampiyon olduğu için Last Stand onun için iyi oluyor. Aatrox için de mesela bir güzel bir seçim, Olaf için de çok güzel bir seçim. Bu bazı şampiyonlarda çok iyi. Cutdown şu aralar genelde en çok tercih edilmesi gereken rün. Oyunda tank varsa birden fazla kesinlikle alın, hasarınızı arttıracaktır bu. Dövüşçüyseniz çok yaklaşmanızı tavsiye etmiyorum. Sizin de canınız fazla olacak çünkü. Coup de Grâce da killeri bitirmeye yönelik. Oyuna gelen aslında arka planda oyunu oldukça fazla değiştiren rünlerden bir tanesi. Millet çok farkına varmıyor bunun ama çoğu pozisyonda bunun yüzünden ölüyorsunuz aslında. Evet, güzel bir ürün, kesinlikle güzel bir ürün. Early game kill çıkarmak istiyorsanız, karşıda aşırı büyük bir tank yoksa bunu almanız iyi olur. Jhin'de de çok iyi oluyor. Dördüncü vuruşunun execute hasarıyla beraber. Ondan sonra Domination almayacağız. Jhin'e yap şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben genelde şunu yapmayı daha çok seviyorum Jhin'e. Şimdi hızlı hızlı seçtik aradan. Ne yaptın ki yani? Neyi almayı seviyorsun? Şöyle diyeyim size, ADC'ler için genelde kırmızı sayfanın tercih edildiği bir dönem vardı Lifesteal olduğunda burada. Ben şu anda kırmızı sayfayı önermiyorum ADC'lere ikinci olarak. Mavi sayfayı öneriyorum. Mavi sayfadan şunu alabilirsiniz, şunu alabilirsiniz. Bunu buna çevirebilirsiniz. Karakterinizin ne istediğine bağlı olarak Gathering Storm'u aldığınızdan emin olarak istediğiniz ikincil bir ürünü alabilirsiniz. Belki mesela bunu istiyorsunuz, belki bunu istiyorsunuz. Çok 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 nadiren belki bunu istiyor olabilirsiniz. Ben bir Jhin için bunun çok tertemiz bir sayfa olduğunu düşünüyorum. Jhin için özellikle Attack Speed almayın buraya. Adaptif, adaptif.
Cam yapabilirsin, zırh yapabilirsin. Bu şekilde kapatırsın Jin için rününü. Jin değilsin diyelim. Başka bir şampiyonsun. Yine mavi sayfayı tercih etmeni söylüyorum. ADC'ysen hemen ADC yazalım. Videonun bu kısmına skiplemiş herhangi birisi varsa. Bu fix ADC'ler için güzel bir build'dır. Buradaki bunu buna çevirebilirsiniz. Bu da çok iyi olur bir anda. Yeşilden ADC için alacağınız çok iyi bir şey yok. Bu ürünlerin çoğu oyun ilerlediğinde canınız fazlaysa, zırhınız fazlaysa scale olan ürünler. O yüzden bunları tavsiye etmiyorum size. Maviden şunu yapmayı çok seviyor ADC oyuncuları. Böyle yapıyorlar. İşte atıyorum şunu alayım, kurabiye alayım falan. Şöyle diyeyim size, bunu yapabilirsiniz ve bu her şampiyonda işe yarayabilecek bir şey. Ama ben bunun birazcık kolaya kaçmak olduğunu düşünüyorum. Evet, botunu veriyor sana. Evet, birazcık bisküvi veriyor. Koridorunu kolaylaştırıyor falan filan da. Oyunun bir noktasından sonra, o 10. dakika oluyor genelde. 10. dakikasından sonra o ürünlerin ikisi de hiçbir işe yaramıyor. Onun yerine şöyle bir şey alırsanız, koridorda belki birazcık daha az rahat hissedersiniz kendinizi. Ama o anksiyeteden kurtardığınız o şeyi, ya late game'de hiçbir işe yaramaz o şey. Bunlarsa late game'de hala çok fazla işe yarayacak şeyler. Ve bu sadece late game olmak zorunda değil, ilk 10 dakikanız yerine oyunun geri kalanını seçmek imkanınız varsa bence oyunun geri kalanını seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde herhangi bir ADC'ye build yapabilirsiniz dedik. Fakat burada söylenmesi gereken ikincil bir şey var. Şimdi ADC kısmını kapatıyorum abi. ADC kısmı buraya kadardı. ADC'ler için şunu söyleyeyim. Bunu attack speed alın Jin değilseniz. Bu daha iyi olur. Şunun şeyini alın abi. Aynı zamanda Jin değilseniz bunu da almanız daha iyi olur. ADC şeyimiz buraya kadar. ADC için son mental resmini çekin abi bunun. Bunu koyduğunuz anda çalışması lazım. Şimdi dövüşçüye geçiyoruz abi. Dövüşçü. Dövüş. Klavye İngilizce olmuş. Abi o zaman Tryndamere yazalım şuraya. Tamam mı? Tryndamere'i bir örnek olarak kullanacağım. Çok iğrenç oldu ama. Tryndamere'i da çok sevmem zaten. Öyle kalsın. Şimdi düz vuruşçu dövüşçüler de olduğundan bahsettik. Düz vuruşçu dövüşçü olduğunda Tryndamere çok iyi bir örnek değil aslında. Neyi koyabiliriz bunun yerine? Irelia belki olabilir aslında. Irelia diyelim abi. Çok iğrenç yazıyor bu ya, kusura bakmayın. Irelia. Tamam. Irelia rünü yapıyorsunuz diyelim. Letal tempo kullanmıyor Irelia oyuncuları. Bence kullanmaları gerekir ama sarı kısım aynı kalacak az çok. Değiştireceğiniz şey bu olacak. Şunu şunu almanız bence daha iyi olur. Coup de Grace olarak kalması da burada daha iyi olur. Cutdown bence almayın dövüşçü olarak. Çünkü birazcık da olsa can alacaksınız ve bundan aldığınız yararı azaltacak o. Last Stand belki oynayabilirsiniz. Karakterinize birazcık bağlı bir şey bu. Coup de Grace bence daha iyi olur genel olarak. Zaferi almanızı tavsiye ediyorum. Burada canınız fazla olacak çünkü. Dövüşçüler karakteristik olarak canları yüksek ama rezistleri düşük olduğu için bu şekilde heal ürünlerinden çok yararlanıyorlar. Yüzdelik heal ürünü olduğu için. Şimdi dövüşçüler için ben ikincil olarak mavinin en iyi opsiyon olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar scale olmalarına yardımcı olsa da karşındaki adam muhtemelen sana 1v1 rünüyle gelecek. O yüzden o senaryoyu düşünün abi. Bu noktada ben neredeyse herkesin yeşil gittiğini görüyorum. Buradan da şunu yapıyorlar genelde. Second Wind veya Bone Plating'den ikisinden birini alıyorlar. Genelde benim gördüğüm Second Wind tercih ediliyor. Eğer dövüşçü dışında bir eşleşme yapılıyorsa. Dövüşçü eşleşmesi ise bu tercih ediliyor daha çok. Bu 1v1'de daha güçlü. Bu uzun süre dürtülüyorsanız daha güçlü. Savaşmayı düşünmüyorsanız bunu alın. Savaşmak istiyorsanız bunu alın aslında. Sonrasında şunu alabilirsiniz. Ben Cladix'in bunu alıyorum. Bu böyle daha böyle kule ittireceğim. Bu 1v1 kazanmayı düşündüğün ve artık kuleye mi vurmaya çalışsak diye düşündüğün senaryo. Bu birazcık daha önü planlıyor yani. Fakat sizin öyle bir derdiniz yoksa, oyunu kazanacağınızdan bile emin değilsiniz koridorunuzu. O zaman şöyle bir şeye gidebilirsiniz. Unflinching veya Overgrowth. Overgrowth çok iyi değil. 200 can falan veriyor size oyunun sonunda. Unflinching ise TP'lerde size büyük bir değişim yaratabiliyor. Ben bu noktada Bone Plating Unflinching öneriyorum. Herhangi bir dövüşçü oyuncusuna. Şu sayfa Bork kullanıcısıysanız size gayet uygun bir sayfa. Bork alabiliyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz oyunu gayet rahat bir şekilde. Buradan getirecek şey size en önemli şey şu. Bu sayfa yerine başka bir sayfa tercih ettiğinizde kaçırabileceğiniz iki çok önemli ürün. Legend Tenacity ve Unflinching. Bunların ikisi size kombine olarak %60 olmuyor o. %30 ve %30'un çarpımı oluyor.
Ama sonuç olarak söylemeye çalıştığım şey şu, çok fazla sıvışmanız olacak. Üstüne merkür çekerseniz, yani standları yarısından da daha azını yiyorsunuz. Çok güçlü bir olay. Bunu yapmanızı tavsiye ederim size. Standlardan bayağı bir yardımcı oluyor size kurtulmanıza. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, dövüşler için de şu şekilde tercih yapıldığını görüyorum. Yine söyleyeceğim bunu, bence bu da kolaya kaçmak. Yeşilin verdiği şeyler burada bence daha değerli. Bone plating, unflinching. 1v1'de de daha güçlü. Ne denir ona? 1v1'de de daha güçlü. Late game'de de daha güçlü. Mid game'de de daha güçlü. Bence daha önemli bunlar. 300 gold öne geçmeniz bence bu unflinching buff'ı kadar güçlü değil. Tamam. Şimdi bu Irelia'ydı abi. Şimdi asıl bizim daha böyle dövüşçü dediğimizde aklımıza gelebilecek olan bir şampiyonu yapalım. Mesela Set diyelim abi, tamam mı? Set yapacaksın. Bu noktada Lethal Tempo Set de oynayabilirsiniz bu arada. Set o yüzden en iyi şey olmayabilir burada, ama set oynamadığınızı varsayalım o zaman. Ya da seti Lethal Tempo oynamadığınızı varsayalım daha doğrusu. Ne alacaksınız onun yerine? Yenilmez alacaksınız abi. Yenilmez fix. Çoğu dövüşçüde iyi olan bir ürün. Borg kullanamıyorsanız genelde öneriyorum ben size yenilmezi. Ben de Kled'e Borg kullanmadığımda alıyorum yenilmez. Yenilmez güzel bir seçim. Dövüşçüler için iyi. AD bir dövüşçüyseniz iyi. Mordekaiser derseniz de iyi. Negatif bir şey söylemeyeceğim yani yenilmez hakkında. Sadece bazı dövüşçüler için alınıyor, bazıları için alınmıyor diyorum. Dövüşçülerin bu yenilmez kullanan versiyonları içinde Zafer, Tenacity ve Coup de Grâce. Bu fix, bu aşırı fazla kullanılan bir olay. Sadece burada daha hızlı vurmak istiyorsan şunu alsam mı diye düşünüyorsun. Üçüncü opsiyonu düşünmüyorsun bile. Bu noktada belki şuradan Last Stand'ı almalı mıyım diye düşünebilirsiniz bazı şampiyonlar için. Her şampiyon için daha iyi olmaz, bazıları için daha iyi olabilir. Bu noktada genelde bu şampiyonların manayla çok problemi olmadığı için bu ikisini de düşünmüyorlar. Direkt zafer alıyorlar buradan. Ondan sonra ikincilden Bone Plating, Unflinching yine aynı şekilde tak böyle birleşik veriliyor bunlar size. Bu noktada Hard Steel alıyorsanız belki Bone Plating yerine burada kule kırma rününü almanız daha yararlı olabilir. Çünkü sonuçta zaten hayvan gibi canın olacak. Bunun üzerine Demolish'i almamak birazcık ziyan olur diye düşünüyorum. Son olarak da bu Bruiser rünümüzde abi. Şuraya hemen yazalım onu. Bruiser diye. Bruiser. ADC ile Bruiser arasındaki klası da coverladık. Light Fighter dedi ona Riot en son postlarında. Bu da Bruiser için yaptığımız fix rune. Ya bunları siz önceden yapılmış rune sayfaları gibi düşünmektense nasıl yaptığınızı görmenizi istiyorum abi. Plan değil burada önemli olan şey, planlama aşaması. Nasıl düşündüğümüzü görüyorsunuz aslında rune çizerken. Rune çizmek zor bir şey değil. Şampiyonun ne yaptığını öğrenmen lazım. Rünlerin şu anda hangi iteme bağlı olarak dizildiğini bilmen lazım. Bu kadar yeterli abi. Borg alabiliyorsan yaptığın şey Lethal Tempo, Borg alamıyorsan Conqueror. Bu noktada kim peki, çünkü şeyden de bahsettik, Fleetwood Rock'tan da bahsettik. Bu noktada kim peki Prestige Attack alıyor diye düşünen olabilir. Çok güzel bir soru abi bu. Yenilmez ve Lethal Tempo alanların bazıları Prestige Attack alıyor. Onları alanlar da kısa bir şekilde bahsettiğim şekilde rünle özel etkileşimi olan karakterler, 3 vuruş pasifi olan karakterler ki bu noktada Jax almıyor mesela bunu. Her 3 vuruş bazlı karakter almıyor yani. Ama mesela Pantheon alıyor. Çok güzel oluyor çünkü Pantheon'a. Atıyorum işte kim alıyor başka bu rünü? Düşünelim abi. Prestige Attack. Bazı ADC'ler alıyor almak istediklerinde. Yani alan bazı şampiyonlar var. Çok fazla değil onu söyleyeyim. Herkes almıyor bu rünü. Kesinlikle bilmediğiniz bir şampiyona rün düzüyorsanız bunu almayın bence ilk başta. Niko da alıyor mesela bunu. Ama yani örneklerim Niko'ya kadar düştü. Öyle düşünün. Bu şekilde devam edelim. Sarı sayfadan çıkıyoruz artık. Daha yeniden. Şöyle yapacağım. Tamamdır. Sarı kısım sona erdi. Şimdi kırmızıya geçiyoruz abi. Kırmızı kısım daha çok suikastçilerin kullandığı bir sayfa bu. Suikastçı değilseniz bile suikastçı elemanları istiyorsunuz demek birazcık. Oyununuzda çünkü ne yaparsanız yapın bunları suikastçı olarak kullanmamanız birazcık zor. Karahasat dışında konuşuyorum burada. Karahasat'a geleceğiz. Öncelikle benim oyunumda Elektrokült abi. Oyunun en basit olaylarından bir tanesi aslında. 3 şey yapıyorsun, 3 saniye içerisinde elektrik patlıyor, çok vuruyor. Gayet hoş. Bu noktada 3 tane opsiyon var. Karakteriniz dash atıyorsa
Bu noktada bunu alın. Karakteriniz dash atıyorsa diğer ikisinden daha iyidir bu. Karakteriniz dash atmıyorsa, dash atmaktan bahsettiğim şey de yani duvarın üzerinden atlamaktan bahsetmiyorum. Adamın kafasına atlıyorsanız alın bunu. Adamın kafasına atlamıyorsanız dash'iniz yoksa hatta direkt. Taste of Blood ve Cheap Shot arasındasınız. Ben Taste of Blood'u çok önermiyorum bu aralar. Bence birazcık gereksiz. Şu noktada bunun healing'i. Onun yerine bence Cheap Shot almanızı öneriyorum. Cheap Shot herhangi bir slow'unuz, stun'ınız varsa alın. Hiçbir şeyiniz yoksa yani dash'in de yoksa slow'un stun'ın da yoksa bunu alabilirsin yani. Sonuçta işine yaramayacaksa alma diğerlerini. Bu üç opsiyondan ben şu ikisinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Totem kesme itemin varsa kesinlikle bunu alman lazım. Göz duvarı koleksiyonu da totemlerle, parolarla uğraşmak istemiyorum. Ben suikastçı oyuncusuyum, beni rahatsız etme deyip tak diye alıyorsunuz onu. Ondan sonra da burada 4 tane opsiyonunuz var. 4 opsiyonun 4'ü de hiç fena değil bu arada, onu da söyleyeyim. Şu itemin Hardsteel'la çalıştığını size bir bilgi olarak veriyorum. Fakat ikincilinizi kırmızı yapacak mısınız sadece bunun için? Size kalmış bir şey. Ben bir dönem bu rune'le oynadım. Rune'i hızlandırıyor diye. Ben şahsen bir noktadan sonra yetersiz buldum. Bu rune hızlı yürümek isteyenler için support botu alıyorsanız aslında bu rune'i alabilirsiniz yanına diye alınan bir şey. Ondan sonra da Ultimate Hunter. Bu kesinlikle öne geçtiğinizde aşırı güçlenmiyorsanız almanız gereken bir ürün bence. Kırmızı gittiğinizde. Oyun çok daha böyle şak şak bir anda kill çıkarayım, pozisyon kovalayayım. Oyununuzu çok daha hızlandırıyor. Son olarak Treasure Hunter bu da oyununuzu hızlandırıyor teknik olarak. Sizi late game'e birazcık daha hızlı götürüyor ama dediğim gibi yani ileride çok aşırı güçlenmiyorsanız bence Ultimate Hunter almanız burada daha iyi olur. Siz eğer işte Talon oynuyorsanız mesela. Ama ben burada birazcık Heimer build'ını yapıyorum aslında şu anda. Kendimi durduramıyorum. Elektrikler gördüm çoktan. Şimdi birincil olarak Assassin build'ımıza başladık abi buradan. Assassin'lerin aslında bir parçası olarak düşündüm şu anda Mage Assassin'leri. Öyle yapalım. Mage Assassin'ler, büyücü Assassin'ler yani. Bunlar da bir bu sayfanın bir üyesi olarak düşünebilirsiniz. İkincil olarak genelde büyücü Assassin'lere ve Assassin'lere farklı şeyler alıyorsunuz abi. Büyücü Assassin'lere yine mavi çıkıyorsunuz buradan. Yücelikle şunu alıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Bak. Bu benim Heimer rune'üm direkt. Yaptım, rahatladım. Sisteminden çıkardım. Tamam. Şimdi Talon oynuyorsanız diyelim. Talon oynuyorsanız bence bunu almayın. Bence bunu alın Talon oynuyorsanız. Sonrasında da şunu şuna çevirmeniz gerekir. Bu dash'i olan ve late game'de aşırı güçlü olmayan build'ı. Söyledim zaten bunu. Sonrasında ikincinize de buradan bence sarı almanız muhtemelen en iyisi olur. Sarıdan bir Presence of Mind çekip mananızı birazcık daha kontrol altında tutarsanız ve sonrasında kurtlarıyla güzel bir bitiriş yaparsınız. Bu noktada bu harika bir suikastçı rünü. Gördüğünüz üzere patlayıcı hasar istiyorsanız elektrikleri çakıyorsunuz. Sudden Impact tamamen atlaman var mı yok mu, atlaman varsa alıyorsun. Eyeball Collection hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsanız göz yuvarı koleksiyonunu alıyorsun, geçiyorsun. Son olarak ulti yerinde bu aslında en çok değişimi yapabileceğiniz yer. Kendi oyun tarzınıza çok bağlı, ne yapmak istediğine çok bağlı. Çok fazla roam atacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorsan bunu alabilirsin. İşte benim itemim çok güçlü, itemimin cooldown'u gelmesi lazım diyorsan bunu alabilirsin. İşte late'de çok güçlüyüm, benim hızlı hızlı itemlerime ulaşmam lazım diyorsan bunu almalısın. Yoksa da bunu almalısın. Pozisyon kovalıyorum, herkesi öldüreceğim diye. İkincinden de AD'yseniz ben Presence of Mind ve Cook the Ground öneriyorum. Bu harika. Mana ile çalıştığınız sürece harika bir şey. Mana ile çalışmıyorsan da buradan zafer alabilirsin veya işte atak speed alabilirsin. Çok istiyorsan sıvışma bile alabilirsin yani. Sana kalmış bir şey, ben sarıyı öneriyorum daha çok insanlara. Buradan ikinci olarak mavi almamanız için bir sebep de yok bu arada. Assassin olarak, AD Assassin olarak. Sadece çok tercih edilmediğini söylüyorum. Çünkü bu daha çok böyle kasılmaya yönelik bir olay ve Assassin'lerin benim gördüğüm daha çok istediği şey early game'de kill çıkarayım. Ondan sonra bir şekilde toparlarım diye düşünüyorlar. Buradan karşınızdaki eşleşme kötüyse Assassin çıkıp ondan sonra birazcık daha böyle bedava koridor geçirmeye yönelik şeyler yapabiliyorsunuz. Bu noktada ben mesela Bone Plating alıp ondan sonra işte All alıp bir Assassin olarak aslında bir dövüşçü arka planı katıyorum kendime. Bir bakıyorsunuz Talon'u kesmek o kadar da kolay değil. İlginç bir olay oluyor bunu. Genelde Katarina oyuncuları yapıyor benim karşımda gördüğüm.
Ben fena bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Birazcık kısıyorsun oyunundan ama zaten manaya ihtiyacın yoksa çok da şey kaybetmiyorsun açıkçası. İkincil yeşil yapabilirsin birkaç olarak o yüzden. Bu noktada şunu her zaman söylemek zorundayım. Bu her zaman bir opsiyon. Bunu almayın abi. Ben böyle düşünüyorum ama çok istiyorsanız, çok alacağım diyorsanız alabilirsiniz. Ben şahsen botun bu kadar büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum. 300 gold falan filan da. Ben botu erken almayı seviyorum abi. O yüzden bunu tank değilseniz almanızı önermeyeceğim. Tanksanız da daha iyi bir opsiyonum olacak zaten. Evet. Buraya kadar AD Assassin'ler için şu sayfayı gösterdik. Bu yazalım hemen. AD Assassin. Tamam. Şu şekilde abi sayfamız. Ondan sonra hemen gidelim buraya. AP Assassin diyelim abi. AP Assassin'ler içinse bazen durum birazcık daha farklı olabiliyor. Şu açıdan AP Assassin'lerin her zaman elektroküte ihtiyacı olmuyor. Ne kadar üzücü bir cümle bu biliyorum ama hasarları birazcık daha fazla olduğu için özellikle oyun birazcık daha ilerlediğinde her zaman elektrik var almıyorlar. Şunu alan bayağı da AP Assassin görüyorum ben abi etrafta. AP Assassin pardon. AP Assassin dediğim şampiyon da burada atıyorum. Fiddlesticks'tir işte. Annie'dir falan. Böyle Syndra'dır. Üstüne koşup seni bir anda öldürebilen şampiyonlardan bahsediyorum. Bunlara Assassin denmiyor genelde. Sadece büyücü diye geçiyor. Bak Annie çok güçlü, büyücüler çok güçlü diye konuşuyor millet. Abi değil yani. Bu başka bir şey bu artık. Üstüne koşup seni animasyonsuz bir şekilde öldürebilen çok fazla karakter yok. Annie bunlardan bir tanesi. Bu şampiyonlarda Predator genelde daha çok tercih ediliyor. Ve güzel de oluyor yani. Bu şampiyonların genelde bir stun'ı da oluyor. O yüzden şunu da alabilirsiniz yanında. Cheap Shot. Eyeball Collection yine uğraşmak istemiyorsunuz. Ultimate Hunter bu aptal kombonuzu olabildiğince sık bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Ben bu noktada bunu öneriyorum size o yüzden. Sonrasında ikincilden işte şunların ikisiyle tamamlayabilirsiniz. Bu daha çok böyle bir AP Assassin sayfası oluyor. Benim Heimer için kullandığım sayfa mesela. Elektrikler ve şu değişimi yapıyor. Ben daha çok scale olmaya yönelik olduğum için. Ama yani ne istediğinize bağlı burada çok. Son olarak göstereceğim başka bir şey kırmızı sayfada. Kara atak ve kırmızı hızlı vurma dalgası. Kırmızı hızlı vurma dalgasına daha önce geçebiliriz. Kırmızı hızlı vurma dalgasının mevzusu şu abi aslında. Bu rünü ne asasinler alıyor ne de büyücüler alıyor. Bu rünü alan adamlar bazı dövüşçüler V gibi karakterler ki ona suikastçı diyebilirsin de ben çok suikastçı demeyi sevmiyorum. Veya bazı ADC'ler. Şimdi bak suikastçı demeyi sevmiyorum desem de şunu kabul etmek zorundayım. Bu rünü siz birini patlatmak için alıyorsunuz. Bir anda inanılmaz fazla vuruyorsunuz, patlatıyorsunuz adamı. Yani sonuçta bir suikast rünü bu. Ama suikastçı diyeceğiniz şampiyonlar kullanmıyor sadece bunu. Başka şampiyonlar kullanıyor. Ve başka şampiyonların kullanmasından dolayı da bazen rünlerinde birazcık değişmeye gidebiliyor bu karakterler. Bu noktada cheap shot'ı hepsi alamıyor mesela. Tek top blood'a dönebiliyor bazıları. Bazıları buradan şunu alabiliyor. Tek top blood'ın bir şekilde kullanımını arttırmış oluyorlar aslında. Bu noktada onların hepsinin de gözleri koleksiyonu gittiğini görüyorum ben. Sonrasında ise Treasure Hunter güzel bedava bir ürün. Bunun yerine bazen Ingenious Hunter gidildiğini görüyorum. Gale Force'un cooldown'unu azaltmak için. Onun dışında bazıları ultilerini hızlandırmayı seviyor. Bence ADC'seniz ve bunu aldıysanız kesinlikle Treasure Hunter gitmeniz gerekir. Bu noktada en çok değişen şey aslında ikinci rün. Çünkü ikinci ründen bu adamlar tabii ki ya şöyle bir şey gidiyorlar ya da şöyle bir şey gidiyorlar. Çünkü sonuçta adam ADC yani bunlara ihtiyacı var hala. Sadece bu rünü seni patlatmak için almış durumda. Yapabileceğiniz bence en saçma şey bu noktada yine şuna gitmeniz. Bunu aldıktan sonra. Ama bunu da yapıyorlar abi. Para kurtardığını söylüyor adam. Şunu yaptım, bunu yaptım falan diyor. Bunu yaparsanız adama ilk 3 vuruştan sonra hiçbir şey yapamazsınız. Onun yerine gidip atıyorum. Şunu yapsaydım. Bak normal bir ADC'nin arka planı var yine sende. Sadece biraz daha iyi patlatabiliyorsun adamları. Şunu çevireyim bu arada. Yani bu noktada benim bazı rün seçimleriyle tartıştığımı görüyorsunuz. Siz sonuçta kendi rününüzü yapacaksınız. Ben kendi oyun tarzıma daha uygun olan şeyleri seçmeye daha önyargılıyım. Tabii ki siz kendi yargınızı oluşturun abi. Kendi istediğinizi alın. Ben sadece şunu göstermeye çalışıyorum. Kore'deki o adam o rünü aldı diye o rün en iyisi değil. O rünle o adam
iyi oynayabildiği için Orion o adam iyi abi. Sen kurabiyeyle oynayamayacaksan, sen kurabiyeyle oynamak istemiyorsan alma onu çünkü sende iyi olmayacak Orion yani. Evet. AP Assassin'lerden daha çok bu artık ADC Assassin'lere döndü. ADC Assassin'ler için de bu sayfaya yönerdik. Bunu Tristana'ya da alabilirsiniz, Kai'Sa'ya da alabilirsiniz. Daha böyle bir anda kafana atlayıp seni öldürmeye odaklı bir şey. Hatta bu noktada şunu da şuna çevirmek daha mantıklı olur. Çünkü bu karakterler atlıyor sonuçta kafana. Evet, tertemiz bir Tristana rünü bu da. Kırmızı sayfanın da sonuna gelmedik daha. Kara. Kara sonraki konuşacağımız mavi rünler kısmıyla oldukça bağlantılı. Kara Asat aslında bir karakter mavi rün almak istemiyorsa aldığı rün. Çünkü bu da dürtmeye yönelik bir rün aslında ama dürtmenin birazcık daha farklı bir formu. Normalde dürtme hasarı ilk başta sadece hasar vurmaya yönelik bir şeydir. Hasarına birazcık daha hasar katar yani. Senin karşındaki adamın ne durumda olduğuyla bir ilgisi yoktur. Bu rün senin karşındaki adamın canının az olduğu anlarda çalışıyor sadece. Ve her çalıştırdığında birazcık daha güçlü çalışıyor. O yüzden aslında bir stacking mantığı var. Siz oyun başında ne kadar çok kara hasat yükü toplarsanız oyun sonunda o kadar fazla iş yapacak bu rün. Biri öldüğünde de resetleniyor aynı zamanda. Harika bir bot lane ürünü bence bu. Bot lane'de büyücü oynuyorsanız kesinlikle alabileceğiniz bir ürün. Bazı ADC'ler için de ben en iyi opsiyonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun çok kullanılmasa da. Kara hasat bu şekilde Aram'da çok iyi oluyor. Aram rünü olarak geçiyor bu daha çok. Hasarını çok kıstılar eski zamanlarından. Şu an çok ilginç bir ürüne benzemiyor ama bence hala iş çıkarıyor bazı oyunlarda. Bunu alabileceğiniz bir karakter söyleyeyim hemen şimdi size. Ziggs abi. Bunu alabileceğiniz bir karakter Ziggs. Yazalım hemen Ziggs diye şuraya. Ziggs'i aldığınızı düşünelim Kara Asat'ı. Şimdi ne yapacağız abi? Ziggs'e burada Sudden Impact çıkabilirsiniz W'su dolayısıyla ama ben çok tavsiye etmem. Bence pick-up almanız daha iyi olur. Ondan sonra Eyeball Collection, yine Eyeball Collection alıyorum buraya gördüğünüz üzere. Ondan sonra da Treasure Hunter alabilirsiniz buradan. Luden aldıysanız Ingenious alabilirsiniz. Daha hızlı hareket etmek istiyorsan bunu alabilirsin. Dürtme şampiyonlarında bu düşündüğünüzden daha iyi olabiliyor. Her an dürtmüyorsan önüne çıkarken dürtmek için adamı bu şey bayağı işine yarayabiliyor. Tavsiye ediyorum o yüzden bunu. Son olarak ulti atma rünü bu da olabilir. Bu sayfa Vel'Koz için de yapılan bir sayfa aynı zamanda. Vel'Koz için mesela ulti daha değerli olur altından. Yani şampiyonunuza çok pahalı gördüğünüz gibi. Şampiyonun ne olduğunu bilmeniz, ne istediğini bilmeniz önemli. Bilmediğiniz şampiyona da rune yapmayın yani. Rune yapacaksanız bildiğiniz şampiyonu yapın. Bilmediğim şampiyona ben rune yaparım abi. Sıkıntı yok. Cheap Shot dedik. Eyeball Collection dedik. Buradan Treasure Hunter dedik. Treasure Hunter kalsın buradaki şey. Relentless Hunter da olabilir aslında. Relentless Hunter yapalım. Bu adamlar zaten çünkü Liandry yapıyor. Ondan sonra Morello yapıyor. Ondan sonra da işte Rylai gibi bir şey yapıyor. Bu adamın aşırı büyük item spike'ları yok. Item spike'ları yine tabii ki var. Daha çok vuruyor adam sonuçta. Hiç kimse buna karşı çıkamaz ama aşırı büyük bir değişim olmuyor ikisi arasında. Bu adamlar da ikinci olarak mavi derler ve şunu seçerler. Bence bunu yapmanın hiçbir sebepleri yok. Büyücülerde genelde bunu tercih ediyorlar. Eğer dürtmeysen, eğer koridor içinde çok fazla düz vuruş atıyorsan ben bunu yine kullanmanı tavsiye ediyorum. Bu Ziggs için bir sayfa olurdu abi kırmızı olarak. Buraya kadardı. Şimdi yeniden havalı yerimize geçelim. Sarıyı bitirdik, kırmızıyı bitirdik. Şimdi maviye geçiyoruz. Mavi rünleri büyücüler tarafından kullanılıyor. Büyücüler tarafından kullanılmadığı çok senaryolar yok açıkçası. Bu iki rün neredeyse aynı şeyi yapıyor. Arcane Comet ıskalayabilen bir dürtme asisti. Summoner ise ıskalanamayan bir dürtme asisti. Ama aynı zamanda kalkan ve heal'lara birazcık güçlendirme veriyor. Aynı zamanda düz vuruşlarda da çalışıyor bu. Arcane Comet ise sadece yeteneklerde çalışıyor. Bu ikisini bence beraber değerlendirmek her şeyden daha önemli olur. Bu sayfayı kullanan şampiyonlar, supportlar ve Enchanter supportlar burada söylediğim şey. Ve büyücüler, dürtme büyücüleri genelde daha çok kullanıyor burayı. Şu anda mesela bir büyücü için çizelim abime yazıyor. Mesela diyelim ki siz Zerat oynuyorsunuz. Fix bir Zerat. Arcane Comet alırsınız ilk başta. Ondan sonra mana yüzüğü alabilirsiniz. Karşınıza Ahlul Arka atıyorum. Şunu alın.
Ondan sonra yücelik bu şampiyonlar için genelde daha iyi olur. Şununu ben çok tavsiye etmiyorum ama karşınızdaki adam size hiçbir şey yapamayacaksa alabilirsiniz. Celerity'yi çok tavsiye etmiyorum burada. Bu şampiyonlar için. Ondan sonra yücelik en iyi opsiyon dedik burada zaten. Ondan sonra insanlar burada Scorch gitmeyi seviyor. Ben Scorch'u hiç önermiyorum. Dürtme şampiyonu da olsan bence bu rün her türlü daha çok işe yarar. Bunu alın bence. Bunu almayın. Ondan sonra ikinciline abi bu adamlar. Bazen sarı gidiyor. Şöyle şöyle. Bazen kırmızı gidiyor. Şöyle şöyle gidiyor. Veya atıyorum işte buradan bunlar için şu daha iyi olabilir diye söylemiştik. Bunu seçebilir adam. Veya atıyorum işte Taste of Blood alabilir. Ultimate alabilir. Ne istediğine çok bağlı. Bu şampiyonunuza çok bağlı bir şey. İkinci ründen şampiyona çok bağlı. Sarıda da işte bunu alacak olan adamlardan manada çok problem çekecek adamlar. Siz mesela zar attığınız manada çok problem çekmezsiniz. Bunu yapabilirsiniz o yüzden. Şunu da söyleyeyim. Yeşil almıyor genelde büyücüler ama bunu alan bayağı bir büyücü var. Ve bu noktada onların seçtiği şeyler de aslında buradan Stopwatch önemli. Stopwatch ürünü seçen çok fazla şampiyon var bu noktada. İkincilerinde bisküvi alıyorlar bazen. Bazen işte şunu alıyorlar. Bazen bunu alıyorlar. TF mesela şunu yapmayı çok sever. Bu sayfa TF için çok hoş bir sayfa. Onun için de şunu alabilirsin. İşte her türlü Stopwatch alıyorsun ama. Stopwatch almak için alıyorsun. Bu. Evet. Cosmic Insight almazlar genelde de. Şunu alabilirler belki. Bu da abi bizim bir Twisted Fate olsun bunlara da. Twisted Fate için fena olmayan bir sayfa olur bundan. Bu aynı zamanda bir Zerat sayfası olarak da geçebilir. Evet. Güzel bir sayfa. Oldukça dürtmeye yönelik sizi bufflayan bir mevzu bu. Bu sayfayı tercih etmeniz daha iyi olabilir kırmızı veya sarıdan. Kırmızı veya sarıyı ben genelde tercih etmeyi daha çok seviyorum. Şu ürün sayfasını ben çok sevmediğim için aslında. Ben kırmızı veya sarı gitmeyi tercih ederim ikincili olarak. Muhtemelen kırmızı giderdim ben bu noktada. Şu şekilde veya şu şekilde. Size kalmış bir şey ama istediğinizi alabilirsiniz bu noktada. Şimdi Janna'ya abi. Janna demeyeyim. Janna için farklı bir örneğim var. Burada kim olabilir Eir'i kullanan? Soraka olabilir abi. Soraka'ya geçelim. Soraka. Evet. Soraka oynuyorsan burada Meteor almazsın. Onun yerine Summon Eir'i alırsın. Meteor da alabilirsin bu arada da. Bu heal'ınla birazcık daha iyi sonuçta. O yüzden bunu alman daha iyi olabilir. İkincil olarak bu noktada şunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Bu ilk ürün katmanında çok fazla opsiyonun yok. Karşıda seni patlatan bir AP hasarı yoksa ve sen flash'tan sonra hız istemiyorsan, niye flash'tan sonra hız istiyorsun bilmiyorum zaten ama bunu alacaksın abi. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra da yüceliği bunda yine tavsiye ederim. Soraka için belki Celerity'yi tercih etmeniz mantıklı olabilir. Arkadaşlarına daha hızlı koşuyorsun diye. Şuradan bedava istatistik de size çok hoş görünüyor olabilir. Ama Soraka oynuyorsan az can dokunacaksın. Çok tavsiye etmem onu o yüzden. Yücelik güzeldir abi burada. Yücelik alabilirsiniz. Bu noktada Scorch veya Water Walking'den daha iyi olur muhtemelen yine. Gathering Storm. Çok fazla roam atacağım diyorsanız belki Water Walking sizde ekstradan bir şeyler ekleyebilir. Düşünmek lazım bunu. Sizin ne istediğinize bağlı sonuçta. Ben gösteriyorum sadece. Güzel bir Soraka build'ı olur ama buradan. Şu ana kadar başladığımız haliyle. İkincisi de buradan şunları alabilirsiniz. Bence mana'nız yeterli olacaktır ama mana flow bandıyla. Ondan sonra atıyorum işte Take the Flood'la ultimizden fena olmaz. Yeşilden gidip Revitalize alabilirsin. Revitalize çok iyi bir opsiyon oluyor bence burada. Heal and Shield Power veriyorsun. Aynı zamanda 10 Shield alsan şu an olduğundan daha az kullanıyorsun. Fena bir opsiyon değil. Son olarak da Inspiration'dan gidip bedava ayakkabı ve kutu mesela. Bu da fena değil. Onun dışında işte belki support sistemlerini hızlandırmak için onu alabilirsin. Bedava bir stat boşta fena durmuyorsa onu seçebilirsin. Seçimler sana kalmış bu noktada. Tamamdır. Bu ikisinin yapmak istediği şeylerin az çok benzer olduğunu görmüşsünüzdür. Karakterinize bağlı olarak diğer alt ürünleri seçin abi. Son olarak Phaser. Benim çok sevmediğim ürün. Hakkında bayağı bir konuştuğum ürün. Bana karşı bu ürün de birazcık savunuldu.
Bazı iyi yanları olduğunu kabul etmek zorundayım. Vladimir için atıyorum, Garen için atıyorum. Kötü bir ürün değil bu. Fakat hala kötü bir ürün. Çok fazla şampiyonda çok fazla işe yaramıyor. Aldıysanız bu ürünü, istediğiniz şey hız abi. O yüzden buradan ikinci olarak Celerity'yi almanız önemli. Sonrasında muhtemelen adamların arasında olacağınız için ya şu ya da şunu almanız iyi olur. Bu noktada şunu alalım temada kalmak için. Son olarak Gathering Storm ile de bunu alırsanız dünyanın en hızlı adamı olursunuz. Nereye gitmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum bu kadar hızlı bir şekilde ama umarım benim oyunumdan uzağa gidiyorsunuz dediğim. Son olarak ikincimden de Vladimir sen atıyorum buradan. Revitalize ve işte Condition bir şey alabilirsin. Veya mesela gidersin buradan kırmızı alırsın. İşte dersin ki ben daha hızlı ulti atacağım veya daha çok ulti istiyorum. Yanına da işte bana atıyorum işte ne ver. Şunları ver. Flash'tan sonra güçlü olayım falan. Bir şeyler yapabilirsiniz burada. Sıvışma bile alabilirsiniz. Bir sürü opsiyonunuz var aslında. Ben bu noktada Vladimir için mesela şunu Bomblating yapmayın bunu bence. Conditioning'e çevirmeniz daha değerli olur. Kurduğunuz zaten çok kötü geçmemeli çünkü. Böyle. Bu da Vladimir için koyalım abi hemen. Nerededir o? Vladimir. Evet. Bu sayfada Vlad için güzel oldu. Ve maviye de görüşürüz. Mavinin ana rünleri oyundaki en sıkıcı ana rünler. Alt rünleri bence fena değil. Yeşile geçelim. Yeşilin ana rünleri de birazcık sıkıcı ama alt rünleri çok güzel yeşilin abi. Yeşilin ana rünleri Heartland Pençesi, Aftershock ve Guardian. Bu üçü de farklı şampiyonlar tarafından kullanılıyor aslında. Grand Lothian üst koridordaysanız karşınızdaki adamdan bedava otolar alabilecekseniz, yani bedava adamı gidip düz vuruş atabilecekseniz alabileceğiniz bir ürün. Düz vuruşunuzun bir şey yapmasına gerek yok. Bir kere vurup çıkıyorsunuz çünkü zaten. O yüzden bu ürünü alan şampiyonlar genelde sadece kısa takaslar isteyen şampiyonlar. Çogat, işte Volibear falan filan. Çogat ürünü yapalım hatta biz burada bir tane şimdi. Çoğu diyeceğim şöyle. Tamam, Çogat'a şimdi ürün yapalım. Grasp of the Undying'inizi aldınız. Heartsteel çıkacaksınız. Her şey çok iyi. Bu noktada Shield Bash rününü alan bazı şampiyonlar var. Shield Bash rünü abi şunu veriyor size. Kalkanınızdan sonraki vuruşunuz güçlü oluyor. Bunu alabilecek şampiyonlar işte Kamil'dir, işte Sett'tir, ne bileyim Urgot'tur falan. Çok iyi bir ürün değil. En iyi olduğu şampiyonlarda bile her zaman alınmıyor çünkü. Kalkanınız yoksa direkt almayın bunu bence. Font of Life birini stunladığınızda sizin dostunuz olan şampiyonlar birazcık can çalıyor ondan. Bu aslında sizi kendinizi kötü hissetmeyin, bir support ürünü seçebilin diye koyulmuş bir şey buraya. Pek bir işe yaramıyor oyun içinde. 140 can falan yeniliyor koridor sonunda. Yani bence gayet mid. Ondan sonra da Demolish Cho'Gath için bunu almanız gerekir. Canınız 4000'in üzerine çıkıyorsa oyun sonunda ben bunu alın derim. 3000'in üzerine çıkıyorsa da alabilirsiniz aslına bakarsanız. Rune bayağı işe yarıyor ya. Güzel rune yani. Kule kırmanıza yardım ediyor. Ondan sonra çok atsanız bu noktada zaten bedava sustain'iniz var. Buradan direkt conditioning gidersiniz. Ama bu tankların hepsi aynı şekilde takasları güzel geçiremiyor. O yüzden bu tankların bazen bomb plating, bazen de second wind aldığını görebilirsiniz abi. Bu sonuçta ama bir tank rune'ü, bunu söylemeye çalışıyorum. Conditioning eğer kordonunuz çok kötü değilse, tank veya tanksa mesela alabilirsiniz. Ondan sonra da Overgrowth, Revitalize ve Unflinching var burada. Şimdi ne kadar TF yapmak, ne kadar ayrık itmek istediğinize bağlı olarak buradaki ürün seçiminiz değişebilir. Burada Unflinching de alsanız, Overgrowth da alsanız ikisi de güzel. Canınız healliyorsa Revitalize de alabilirsiniz. Daha kişisel bir seçim bence en iyi bir opsiyon olduğunu söyleyemem. Dövüşlerde mesela en iyi opsiyonun Unflinching olduğu açık açık belli. Ama bence tanklar için açık açık belli değil. Overgrowth gidip 250 daha fazla canın olmasını, Revitalize gidip seni heal'layan yeteneğini birazcık daha heal'lamasını veya atıyorum takımındaki Seraphine'in sana daha çok heal basması mı bu noktada? Veya atıyorum TF'nin ortasında stun yiyip stun yememeniz. Takımınızda hangi rolü kapladığınız burada çok önemli. Sizin seçiminize bırakıyorum bunu. Ben olsam Overgrowth giderdim. Kafam rahat olsun diye. Fakat çok standları varsa şunu da giderdim yani onu da söyleyeyim. Standlarına bir bakardım. Evet, ikinci olarak bu tankların alması gereken şey sarı abi. Sarıdan Triumph giriyorsun, ondan sonra da Tenacity giriyorsun. Tertemiz
Ondan sonra şuradan şu şekilde kapatabilirsiniz olayınızı. Tank olarak bu bence yapabileceğiniz en iyi sayfalardan bir tanesi. Bu noktada şeye ihtiyacınız yoksa, tenasiteye ihtiyacınız yoksa belki kurt böceği alabilirsiniz. Ama çok tavsiye etmiyorum onu. Belki mana ile çok problem yaşıyorsanız noktada zaferi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama zafer çok değişecek bir şey değil o build'da. Bundan sonra daha böyle kişiye çok bağlı, karaktere çok bağlı bazı değişimler yapılabilir. Ultinizin kullanımını gerçekten çok hızlı bir şekilde istiyorsanız, mesela bir çoğu oyuncusuysanız ve adamlara erken dokunabileceğinizi düşünüyorsanız Ultimate Hunter alabilirsiniz bu noktada. Mavi giren bazı tanklar görüyorum bazen Manaflow Band için. Aynı zamanda işte şuradan şunu alıp late game'i biraz daha scale'lamaya çalışabiliyorlar. Fena fikir değil, Mavi için kötü bir sayfa olmaz bu. Tanklar için ise şuradan gidip ikincisine ayakkabı alan insanlar görüyorum. Aynı zamanda şunu alıyorlar. Koridoru daha kolay itiyorsun, bedava ayakkabın oluyor. Kötü bir seçim değil. Ben burada sarıyı tercih ederdim şahsen. Bu şekilde bence bu daha güvenilir bir sayfa olur. Devam edelim. İkincil olarak Aftershock. Aftershock bir dönemler top lane'de de kullanılabilecek bir ürün olarak görülüyordu abi. Ben şu anda öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence şu anda bu ürün artık sadece bazı tank supportların aldığı şeye erişti. Öyle bir duruma düştü artık. Leon alıyor abi bunu. İşte Nautilus alıyor. Bazen BC alıyor falan filan. Kötü bir ürün değil. Amumu alıyor. Kötü bir ürün değil abi. Sadece oyundaki şampiyonların bunu alabileceği bir noktada değiliz şu anda bence. O yüzden millet almıyor bunu. Alabilirsiniz. Özellikle tank supportsanız alın abi. Neden olmasın? Buraya hemen bir Leon ürünü yapalım abi şimdi. Benim burnum akıyor belki de o. Tamam. Leon'u. Aftershock. Aldığınız Aftershock'unuzu sonra devam ediyorsunuz buradan. Şimdi Leon oynarsanız bence Demolish almanız en iyi senaryo olabilir. Ama dediğim gibi bu noktada support oyuncuları birazcık bir garip bir duruma düşüyor. Support rününü mü alacaksın yoksa kule kırma rününü mü alacaksın? Support rününü almazsanız birazcık hayvan gibi hissediyorsunuz açıkçası. Şunu açık açık söyleyeyim size, hiçbir ADC verdiğiniz 140 heal'ın peşinde değil. Font of Life'la gereksiz yere kendinizi tribe sokmayın abi. Bu rün güzel değil, bunu almayın. Onun yerine kule kırma rününü alın. Adam der ki, Leona kule kırma rününü almış. Çok iyi, bir tabaka daha alacağız. Hiçbir şekilde negatif karşılanmaz bence bu. Ben Demolish yanlısıyım açıkçası. Leona oynuyorsan da. Ondan sonra Conditioning var, Bone Plating var. Bu noktada bence Leona için Bone Plating daha değerli olabilir. Erken oyunda girmek istiyorsunuz çünkü içeriye. Bu ne kadar goldunuz olacağıyla da değişen bir mevzu. Eğer siz Aftershock'u oldu da support'tan başka bir pozisyona almayı düşünüyorsanız bu noktada gold'unuz varsa conditioning daha iyi olur. Onu söyleyeyim yani. Ama ben gold'u olmayan bir Leona'yı düşünüyorum şu anda. Bence onun için bomb plating daha iyi olabilir. Belki second win bile olabilir karşınızdaki kollara bağlı olarak. Son olarak overgrowth mu? Revitalize mı? Yoksa unflinching mi? Bence unflinching Leona için burada en iyi opsiyon olur. Çok fazla minyonun yanında olmayacaksınız zaten. Bedava istatistiği en çok isteyen adam olabilirsiniz oyunda. Ama dediğim gibi milyonların yanında en az vuracak olan adam sizsiniz. Takımda bundan en az yararlanacak olan adam sizsiniz. O yüzden almanız çok değerli olmaz. Unflinching alıp CC'nizi atabildiğinizden emin olmanız karşı takıma bence bu noktada daha değerli olur. Ama diyorsanız ki ben her türlü atabiliyorum CC'mi, karşıda hiç stun yok falan filan. Overgrowth'la girebilirsiniz. Kötü olmaz, sadece ideal olmaz bence. Ondan sonra ikinci ürün olarak bence bunların ikisi de yine alınabilir. Bu noktada bunu almak istemiyorsanız onun yerine şunu alabilirsiniz mesela, ama genelde bu ikili bence güzel olur. Onun dışında dominasyondan ulti hızı yine dediğim gibi çok isteyen bir şampiyonsanız alabilirsiniz. Support şampiyonu olduğunuz için beklemeli itemleriniz varsa şu da fena bir fikir değil. Roam atmak istiyorsanız şunu almak fena bir fikir değil. Ne yapmak istediğinize birazcık bağlı. Aynı zamanda supportların bu sayfayı sırf zombie ward için tercih ettiğini görüyorum. O yüzden şu ikili fena olmayabilir, bu ikili fena olmayabilir. Bu da yani çok kötü olmayan bir opsiyon. Zaten buradan bayağı bir tanklık geliyor çünkü size. Ve supportların genelde ilk ölen adam olduğunu da düşünürseniz, Leon'un supportun yani. Zafer almak çok iyi bir fikir olmayabilir. Sorcery çok alındığını görmüyorum, yalan söylemeyeyim. Bu noktada Water Walking de işinize yarayabilecek bir roam rune, ama çok düşünmüyorum tam onu. Genelde roam rune olarak. Son olarak
Perfect Timing alabilirsiniz buradan. Onun yanına atıyorum işte. Apple gibi bir şey alırsanız çok iyi olabilir bu. Birisi standlandığında ona olan hızınız artıyor. Birini siz standlarsanız ona olan hızınız çok artıyor. CC chain yapabilmenize çok yardım ediyor bu skill. Özellikle adam bir standdan sonra flash atabildiyse tak yanına beliriyorsunuz yeniden. Güçlü bir olay. Onun dışında şu da fena değil. Bu flash'ınızın, tutuşturduğunuzun daha hızlı gelmesini sağlıyor. Bu noktada bence perfect timing almanız da çok iyi olur. Bir dive abi çok imkanlı yapabiliyor stopwatch. Çünkü stopwatch'a bastığınızda sizin kule agronuz resetleniyor. Yani siz stopwatch'tan çıktığınızda kule size vurmaya devam etmeyecek. Eğer yerde minyonlar varsa giriyorsun abi stun'ını atıyorsun. Adam tamam diyor yani Leona da benimle beraber ölecek. Niye böyle bir şey yaptılar ki salak mı bu herifler diyor. Tak kronometreye basıyorsun. Adam diyor ki aa nasıl oldu ya nasıl oldu ya diye düşünüyor. Bu noktada Hextech Flash Disruption fena bir opsiyon değil. Bunu da alabilirsiniz. Magical Footwear'ı da belki alabilirsiniz. Orta rünleri ben çok tercih etmenizi tavsiye etmem support olarak. Belki itemlerimi hiç alamıyorum diyorsanız Futures Market fena olmayabilir ama bu sizi borca sokacak en parası olmayan adam olarak onu da düşünün yani. Tamam aslında zaten bunların hakkında konuşmanın zamanı değil şu anda. Support rünleri için, tank support rünleri için bu bence güzel bir senaryo. Approach Velocity yerine buradan şunu da alabilirsiniz. Çok istemiyorsanız o olayı. Ben Approach Velocity daha iyi olur diye düşünüyorum ama sizin seçiminiz şunu da alabilirsiniz olarak. Bu da hiç fena olmaz. Evet, bu şekilde. Son olarak Guardian. Guardian birazcık daha böyle ikisinin arası. Çok armor almayan adamlar alıyor genelde bunu. Armor almıyorsan Aftershock alman çok mantıklı değil çünkü armor veya MR resistlerle yükselen bir şey Aftershock. Çok resistin yoksa çok bir şey yapmıyor ürün. O yüzden genelde Guardian alan şampiyonların çok resisti olmuyor. Ama Guardian şöyle diyeyim yani kötü bir ürün değil kesinlikle. Takım arkadaşınıza birazcık koruma sağlıyor. Doğru basılan bir kalkan gibi aslında veya heal gibi bir de düşünebilirsiniz. Adamı birazcık hasardan koruyorsun abi. Kötü bir şey değil. Aynı zamanda oyun ilerlediğinde bu kalkan da gitgide büyüyor bu arada. Bir noktadan sonra şeye kadar bile çıkabiliyor o solar mı? Basıyorsun ya kalkanı. O noktaya bile gelebiliyor. Sonuçta rün item kadar iş yapıyorsa bence kötü bir rün değildir diye düşünüyorum. Guardian çıkıyorsan abi muhtemelen şu ucubeliğe düşüyorsundur. Bunu alayım mı acaba support'um ben diye. Ben bu noktada Shield Bash'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Madem bu rünü almışsınız abi bunu kullanın. Guardian sonuçta size kalkan verecek çünkü. Adamın üstüne girdiğinizde Guardian'ınız patladığında Shield Bash'inizi kullanın yani neden olmasın. Ondan sonra burada Bone Plating kullanılması da bence güzel yardımcı olur. Kalkanınızın büyük durmasını sağlar Shield Bash için. Evet. Ondan sonra All Gold yerine buradan Revitalize alırsınız. Bütün olay Guardian kalkanınız üzerine olur. Yani kalkanı aldıysan madem kullan diye düşünüyorum ben. Bu noktada Solari kalkanını da aldıysanız Guardian'la beraber aynı anda patlatmanız hem size baya bir defans hem de Shield Bash'tan bedava hasar sağlar. Son olarak burada ikinci olarak alabileceğiniz ürünler yine aynı şekilde. Bunun yerine alacağım diyorsanız şunu, şunların üstünü de alabilirsiniz. İşte bu şekilde. Evet, bu şekilde. Şunu da alabilirsin, bunu da alabilirsin. İstediğini alırsın. Tank supportlar için ikinci şey bu sayfadan istediğini al aslında. Herhangi bir şampiyon için bu duruma düşürebilirsiniz orayı. Buradaki şeyler kötü şeyler değil çünkü. Sadece oyunun diğer yerleri size tamamen gerekli istatistik verirken buradaki olaylar size daha böyle ilginç bir şeyler vermeye çalışıyor. Hoş bir sayfa dediğim gibi yani bayağı bir salladım videonun başında ama kötü bir sayfa değil. Hatta hakkında konuşalım şimdi abi. Kalmadı çünkü daha. Gel abi yeşile. Pardon maviye. Açık maviye. Açık mavi rün sayfası abi. Oyundaki en ilginç olan rün sayfası aslında bakarsanız. Burada Glacial Augment. Augment'miş ikinci şey. Geçen gün hatırlayamadım. Unsealed Spellbook ve First Strike'ımız var. Şimdi öncelikle First Strike'tan bahsedelim. Bu rün aslında bir suikastçı rünü. Bu rünün buraya koyulması birazcık daha farklı bir şey yaptığı için bir sürü suikastçıyı bu sayfaya gitmeye zorluyor. Suikastçılar için bence burada Stopwatch veya şunlardan ikisinden birinin alınması güzel olur. Flash çok gerekli olmaz bence onlara. Bu noktada ben suikastçıysam bunu almam, şunu alırım. Neden söylüyorum bunu?
Botlarımın çok ertelenmesini ben sevmiyorum. Suikastçıysan da midde evet kill alıyorsun ama genelde bir kişiyi kesiyorsun. Şahsen ben Roma çıktığımda botumun olmasını tercih ediyorum. O yüzden perfect timing alırdım ben. İkinciliğine şuradan ya borç ya minion ya da bisküvi alıyorsun. Bisküviyi koridorun aşaman zor geçecekse al. Bunu itemlerine ulaştığında çok büyük patlamalar yaşıyorsan al. Ben daha çok bunu tavsiye ediyorum. Koridoru çünkü çekiyorsan bunu alabilirsin. Ortadaki ürünü çok iyi koridor itemiyorsan alabilirsin. Fizz için mesela fena bir ürün olmaz bence bu. Evet bu şekilde. Sonrasında Cosmic Insight, Approach Velocity ve Time Warp Tonic. Hepsi senin için çok iyi olmayan seçimler. Bu noktada bisküvi aldıysan Time Warp Tonic al diye düşünüyorum. Eğer bisküvi almadıysan da bunu al. Bir şekilde bir işine yarar yani. Tutuşturduğunu hızlandırır, flash'ını hızlandırır. Bir işine yarar abi. Takımında bir sürü stun varsa Approach Velocity de alabilirsin. Kendi stun'ın varsa veya o da güzel bir opsiyon olur. Çünkü sonuçta bunu suikastçilere alıyorsun diyorum. Sadece şu an Talon Qiyana'yı düşünüyorum ama başka şampiyonları da alabiliyorsunuz bunu. Bu adama siz ona dokunduğundan önce dokunuyorsanız alıyorsunuz. Bu çok fazla opsiyon içeriyor. Fiddlesticks de olabilir bu şampiyon. Talon da olabilir. Vel'Koz da olabilir abi. Çünkü sonuçta adamı görüp görmemen önemli değil bu noktada. Adamın sana dokunması önemli senden önce. O yüzden yüksek range'li şampiyonlar da alabiliyor bunu bazen. Fena değil. Güzel bir ürün. Bu ürünü aldıysan ikincine ne alacağın kim olduğuna çok bağlı bir şey. Ama bu rune sayfalarını hepsini gezdirdik abi size az önce. Ve bu rune sayfalarının aslında artık kimler tarafından sevilip kimler tarafından çok sevilmediğini biliyorsunuz. Siz asıl rune sayfanızı ikincil olarak almak zorunda kaldığınız bir senaryoyla karşılaştığınızda ilk rune sayfanızı alıyormuş gibi düşünün abi. Sen mesela işte atıyorum Fiddlesticks. Tamam, normalde Karahsart çıkacaktın. Şimdi bu yeni rune'ü denemek istiyorsun. E ne alacağız o zaman abi ikinciliğimize? Kırmızı alacağız herhalde. Çünkü Karahsart çıkıyordum ben önceden. Sudden Impact gidiyorsun. Ulti hızlı gidiyorsun. Kayrı diyorsun. Ben şunların ikisini de seçelim hemen. Bu kapıda. Ah, ben bir Fiddlestick rune'u yaptım şu anda. Normalde Karahsart çıkacaktım aslında. Bu sefer First Strike çıkmak istedim. Ve bir anda oldu. Bu güzel bir ikinci rune olur abi Fiddlesticks için. Niye kötü olsun ki zaten? Geçelim bunu. First Strike Talon oynuyorsun atıyorum. İlginçtir aynı suikastçılar için aslında güzel bir ürün olduğundan dolayı ikinci sayfanız genelde şu şekilde görünecek. Mesela Vel'Koz için aldığınız bir senaryoyu düşünelim. Vel'Koz için aldığınızda bunu şu ikisini mesela daha çok tercih edebilirsiniz. Nerede? Şu ikisini mesela daha çok tercih edebilirsiniz. Ve atıyorum Zerat oynuyorsunuzdur. Zerat için mesela şu ikisi daha iyi olabilir. Onun dışında ADC'yi alamazsın bunu genelde de. Kimi alabilirsin diye düşünüyorum şu anda First Strike'ı. Karthus'u alınıyor bazen. Karthus'u alındığında da genelde kırmızı gidiliyor buradan. Ve Kickshot alıyorsunuz. Karthus'u da çok güçlü bir ürün. Bunu hatta biz şimdi Karthus olarak yazalım. Ve şunu da göstereyim size. Sadece bu ürünler değil değiştireceğiniz şey. Şu ana kadar hep adaptif ve health gittiğimi gördünüz. Bazen atak speed'e çeviriyordum bunu. Karthus bu noktada bazı diğer şampiyonlardan birazcık ayrılan bir şampiyon. Burada Ability Haste seçer Karthus. Çünkü onun için Ability Haste diğerlerinden daha önemli abi. Bu da onun bir şey olsun, örneği olsun. Bazı şampiyonlarda bu daha güçlü olabiliyor. Şampiyonunuzun ne yapmak istediğine bağlı olarak siz kendinize çok farklı bir ürün dizebilirsiniz. Benim Heimer rune sayfamı başka kimse kullanmıyor neredeyse. İstatistiklere bakıyorum çünkü kimse kullanmıyor bu ürünü. Ben kullanıyorum, çok güzel de oluyor. Sen kullandığında çok güzel olmayabilir. Sen kendi ürününü yap, sen de onu çok iyi kullan abi. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Aynı ürün sayfasını durmaksızın kullanmak saçma. Eğer o ürün sayfasını kendin yapmayıp kendin benimsemediysen bence saçma. Ha, ben rune'u buldum. Ondan sonra çok iyi anladım. Çok iyi oynuyorum bu rune'le. Başka rune'le güzel olmuyor diyorsan o da olabilir abi. Sonuçta benim söylediğim tek şey burada. O adam yaptı diye kullanma o sayfayı. Güzelse kullan. Evet. Herkes için farklı yani rune olayı. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir rune yüzde olarak daha iyi kazanıyor olabilir ama sen daha iyi kullanıyorsan diğerini. Onu kullan abi. Bunu da söylemişken Fiddlesticks için Glacial Augment hiç fena bir rune sayfası değil. Buraya hemen bir Fiddle sayfası çizelim abi. Fiddle. Tamamdır. Fiddle için bu rune şu hiç kötü olmuyor abi. Q'suyla beraber çok güzel çalışıyor. Q
Q'sunun böyle 1,5 kat güçlü olmasını görüyorsunuz aslında. Yıl için de burada Perfect Timing çok güzel olur. Futures Market fena olmaz. Şunu da alabilirsiniz ama Fiddle ona çok ihtiyacı yok. Futures Market'ı alıyorsunuz. Ondan sonra buradan Approach Velocity alıyorsunuz. Bu ürünle beraber Approach Velocity çok iyi oluyor. Çünkü bu slowlarken bu sizi slowlu adamlara karşı hızlandırmaya yarıyor. O yüzden bunu alıyorsanız bunu kesinlikle alın. İkinciyle de muhtemelen Fiddle'ın bu şekilde olur. Hatta bu şekilde olur. Fiddle için harika bir ürün sayfası bu. Dash'i var. Ultisi çok güçlü. Ve Glacial Augment'ı çok iyi kullanıyor. Ve o yüzden şu da bağlı olmak zorunda. Aynı zamanda Fiddle Stopwatch'u da çok iyi kullanan bir şampiyon. Bu noktada da diğer ikisinden daha iyi olduğu için bu opsiyonu seçtik. Fiddle için şunu şu yaparsınız tabii ki. Ve evet, Fiddle rune sayfasında bu şekilde diziyorsun abi. Dediğim gibi şampiyonu bilmen lazım. Bu noktada bunu kullanacak olan başka bir şampiyon Janna olabilir. Hemen Janna'yı çizelim şuraya. Janna olacaktı. Janna, tamam. Janna oynuyorsunuz diyelim, Glacial Augment'ınızı aldınız. Bu noktada Perfect Timing yerine ayakkabı alabilirsiniz Janna'ya. Janna zaten çok hızlı bir şampiyon. Ayakkabıya uzun bir süre ihtiyacı yok. Ondan sonra buradan Million Demetrializer alabilirsin. Ben çok tavsiye etmiyorum. Uzakçı support ürünleri zaten daha iyi. Bisküvi alabilirsin veya bunu alabilirsin. İtemlerine ne kadar hızlı erişmek istediğine bağlı olarak ve borca girip girmeme derdiyle uğraşmak istiyorsan bunu alabilirsin. Bisküvi de alabilirsiniz. Bisküvi alırsanız erken oyunda birazcık daha agresif oynama şansınız olur. Bisküvi alalım biz şimdi canlı için. Canlı oyuncuları çok iyi pozisyon alamıyor genelde zaten. Sonradan Approach Velocity dediğim gibi Brune'le beraber çok iyi gidiyor. Almanızı çok tavsiye ediyorum. Belki Bisküvi aldıysanız şunu almayı düşünebilirsiniz. Bir sürü basılabilir şeyleri de var canlının. O yüzden bunu almak da fena olmayabilir. Sizin kendinize neyi önceliklendirdiğinize bağlı olarak seçin bunu. Ben şahsen Approach Velocity alırdım burada. Ondan sonra da ikinciliğine canlının bu noktada ya mavi ya da yeşil gidersiniz abi. Yeşil giderseniz bunun için gidersiniz. Revitalize için gidersiniz. Aynı zamanda Shield Bash alıp kendinize kalkan basıp birazcık hasar arttırmaya yönüne gidebilirsiniz. Veya gidip buradan Bone Plating alıp o şekilde takaslarınızı güçlendirmeye çalışabilirsiniz. Bunların hiçbirine gitmeyip aynı zamanda Sorcerer'dan Mana Flow Band ve atıyorum Yücelik gibi bir şeyle gidebilirsiniz. Veya Yücelik'le şununla gidebilirsiniz. Bu herhangi bir şampiyon için işe yarayabilecek bir şey. İstatiğinize ne kadar değer verdiğiniz önemli sadece burada. Bu ikinci seçmek için. Evet. Aynı zamanda Janna için de burada Ability Haste. Fena bir swap olmaz. Kullanılabilir burada Ability Haste yani. Bu kadar. Flash olabilmek için söyleyeceğim şeyler bunlar. Son olarak oyunun en garip rünü abi. Ben bu rünü hayatımda hiçbir zaman gerçekten isteyip vay be burada iyi olur dedi diyerek almadım. Sadece birkaç kere bu neymiş lan buna da bir deneyelim diye aldım. Hiçbirinde çok fazla işe yaramadı. Çok garip bir ürün bu. İstiyorsanız oynayabilirsiniz abi. Bu oyun herhangi bir oyun çalışabilir ve aynı zamanda çalışmayabilir. Sizin oyun tarzınıza çok bağlı. Alacaksanız emin olun almak istediğinizden. Bunun altına aslında nerenin seçtiğin tamamen sana spesifik şeyler. Buna diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ürünle benim çok aşırı ustalığım yok açıkçası. Çok kullanmadım bunu. O yüzden kendinize ürün yapın abi bu noktada. Gösterdik o kadar ürünleri. Kendinize bir şey dizin buradan. Ben TF için gördüğüm bir tane versiyonunu göstereceğim size bunun. TF için gördüğüm versiyonu şunu alıyordu herhalde üçüncü olarak. Ondan sonra da şuradan şu ikisini alıyordu. Bu noktada TF için ben ultimi kullanmak istiyorum diyorsanız şöyle yapabilirsiniz benziyor. Bu rune'u kullandığınızda abi TF için ikinci sayfamızı dizdik de. Bu rune'u kullandığınızda siz aslında artık oyuna böyle bir Uno kartı çekmeye çalışıyorsunuz. Ben işte metanın dışında olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Summoner spellerin daha güçlü olduğu metalarda bu rune daha güçlü oluyor. Şu anda summoner speller bence o kadar güçlü değil. O yüzden ben zaten çoğu şampiyonu bunu seçerken görmüyorum. Sonuç olarak istiyorsan alabilirsin abi. Bütün ürünler aslında bu şekilde. Ben sadece optimal olanı göstermeye çalışıyorum. Herhangi bir klas için. Son olarak şöyle bir ürünleri yeniden görüyoruz abi. Dövüşçüysen, Light Fighter'san da, Bruiser'san da, Juggernaut'san da abi. Sarı gidiyorsun, sarıdan yürüyorsun. Nişancıysan da buradan gidiyorsun.
Nişancıysan bazen kırmızı olan şunu alıyorsun. Onun dışında dövüşçüysen genelde Conqueror alıyorsun. Borg kullanabiliyorsan Lethal Tempo alıyorsun. ADC'ysen koridorda geride durmak istiyorsan Fleet Footwork alıyorsun. Daha agresif oynamak istiyorsan ve hızlı vurmayı seviyorsan Lethal alıyorsun. Bazen de Prestige Attack ile ilginç etkileşimlerin varsa bunu alıyorsun. Tristana için de bu fena olmuyor. Söyleyeyim onu da hemen. Şu da Jhin için güzel oluyor. Domination'a geçelim. Suikastçılar alıyor bunu daha çok genelde. Aynı zamanda suikastçı gibi davranmak isteyen şampiyonlar alıyor. Aynı zamanda bazı dürtme büyücüler alıyor. Dark Harvest burada olduğu için. Elektrikler oyunun en dümdüz birini patlatmaya yönelik rünü. Bunu aldığınızda 3 saniye içinde 3 şey yapıp birini öldürebiliyorsunuz abi. Ya öldürmüyorsunuz da hasar çıkarıyorsunuz yani. O kadar çok vurmuyorum. O kadar abartmayalım. Herhangi bir şampiyon bunu alıp birini patlatmaya çalışabilir. Sadece assassinlerde gerçekten optimal oluyor. Kara Hasat, Ziggs gibi büyücülerde tersten dürtme dediğimiz sadece son anda dürttüğünüz şey fena değil. Hoş stackleniyor Aram rünü. Predator gereğinden fazla hasarım var. Çok bozuğum. Riot bana iki tane daha skin yapacakmış bu sene. Niye üç tane skinim yok dediğiniz. Adamın üstüne koşup sadece iki skill'e basarak insanları patlatabildiğiniz şampiyonlarda aldığınız mükemmel mükemmel ürün abi. Syndra ve Annie'ye sallıyorum burada. Evet. Devam edelim. Hail of Blades. Kai'Sa'yı alıyorsunuz bazen. Birini çok hızlı patlatmak istediğinizde. Bence Presti Attack ve Lethal Tempo ikisi de bu üründen daha iyi ADC'lerde ama ADC'lere kalmış diyelim. Mavi genelde büyücüyseniz alıyorsunuz. Bu Vlad'sanız alıyorsunuz. Bu Enchanter supportsanız veya birilerine yaptığınız şeyler genelde daha çok spell değil de düz vuruşa bağlıysa alıyorsunuz. Teemo mesela. Bu şekilde daha çok spelllerinizi dürtüyorsanız da Arcane Comet alıyorsunuz. Aynı zamanda mesela Summon Eri'nin başka bir şeyi de aynı şekilde Singed için de geçerli mesela. Düşünmezsiniz çok fazla Enchanter Support dediğimde Singed'i. O yüzden ikinci bir kategoride var burada. Onu da söyleyeyim yani. Devamlı hasar büyücüleri için de alınıyor bu bazen. Onun dışında Arcane Command da alabilirsiniz. Güzel bir opsiyon bu da. Bu oyunun en basit konsepti zaten. Birine yetenek tutturuyorsun. Meteor düşüyor abi. Phase Rush için de şunu söyleyeyim. Phase Rush'ı alıyorsanız yanına gereken hareket hızı rünlerini almayı unutmayın. Sonuçta siz bir ana rün seçiyorsanız o ana rün her şeyden bağımsız da olabilir. Kitinizle güzel bir şekilde uyumlu da olabilir. Siz burada hangisini yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şahsen rünümle uyumlu bir şeyler almayı tercih ediyorum. Yeşil bu daha çok böyle tank veya tank supportların tercih edeceği bir sayfa. Grasp of the Undying dümdüz 1v1 takas yapan tankların rünü. Hearthsteel oldu bu, item oldu bu. Bu item halinden birazcık daha güçsüz ama az çok aynı şampiyonlar alıyor. Guardian fena değil abi. Rakan işte takılıyor. Rakan abi havalı. Bazen birazcık hasar engelliyor. Bazen çok fazla hasar engellemiyor. Sağlık olsun. Bence bunu alıyorsanız da kalkanlara yönelik bir şeyler almanız daha iyi olur. Aftershock. Leona'sın abi. Giriyorsun içeriye. Bedava birazcık resist istiyorsun. 2 saniye sonra patlıyor. Birazcık hasar vuruyor. Fena değil ama çok fazla şampiyon kullanamıyor şu noktada oyunda. Top lane'de alan adam yok neredeyse artık. Son olarak Inspiration insanları rahatsız ediyorsun ne kadar zeki olduğunu göstererek. Glacial Augment Fiddlesticks de fena değil. Janna da fena değil. Bence gayet güçlü bir ürün. Alabilirsiniz. First Strike. Genelde ıskalanamayan CC'leriniz varsa tavsiye ediyorum ama ıskalarsa çünkü adam hiçbir işe yaramıyor. First Strike suikastçı ürünü. Adama sen dokunmadan önce dokunursan çok güzel işe yarıyor. Adamı kombona atarsan bir sürü para veriyor. Kombona atamazsan ona sadece dokunmuşsan pek para vermiyor. Karşında çok uzun range'li bir adam varsa sana kıyasla hiçbir işe yaramıyor. En uzun range'li adam sensen ama bunu yine alabiliyorsun. Çünkü Vel'Koz'san sana kimse zaten dokunamıyor. Sen uzaktan QA yapıyorsun. 150 gold hesaba yattım baba. Teşekkür ederim. Bu şekilde Unsealed Spellbook son olarak TF oyuncusun. Yine aynı senaryo. Herkes senden nefret ediyor falan. Bu şekilde olduğunda bazen alabiliyorsunuz Unsealed Spellbook'u. Ben aşırı tavsiye etmiyorum ama sonuçta TF oyuncusu abi. İstediğini yapabilirsin. Ve bu şekilde runlerin sonuna geldik. Şimdi birazcık daha derinden size de inceleme şansı verelim abi. Açın bakın. Beğenirseniz güzelse bu ürün tercihlerimiz. Onları kullanabilirsiniz. Kendi ürününüzü de yapın. Kesinlikle. Sorunuz varsa da lütfen yorumlara yazın. Bunların tier listini de yaptık abi. Şimdi haklarında da konuştuk. Bir süre ürünler hakkında konuşmak istemiyorum zaten de. Son olarak bir şey yapalım. Kesinlikle tartışalım.
İzlediğiniz için çok teşekkürler ve sonraki videomuzda umarım artık gerçekten LoL oynuyor olurum. Evet, görüşmek üzere.